biraz nasıl görür? Bir de ne enteresandır ki başörtüsü üzerinden çıkmış bir tartışma vardı biliyorsunuz. Ekim'in başından bu yana AKP bir türlü o şeyi hazırlayamadı ya da hazırladıysa da hala sunmadı, niye acaba bilinmez ama muhalefet çoktan geleceğe yönelik kendi önerisini hazırlamış durumda. Bu da dikkat çekici bir şey galiba. Ben katılıyorum size. Yani aynen şu an aslında biz iki tane anayasa paketini tartışıyoruz. Biri Cumhur İttifakı'nın 3 günde hazırlamış olduğu ve perşembeden pazartesiye Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız dediği anayasa paketi. Evet. Bir de bugün altılı masanın çok geniş bir kitlelere sunmuş olduğu bir anayasa paketi. Görüyoruz ki altılı masa hakikaten dersine çalışmış. Hı hı. Alt başlıkları belli, üst başlıkları belli. İşte 9 tane üst başlık, 84 tane alt başlık. Alt başlıkların altı da belli şekilde muhalefet burada dersine çalışmış. Şimdi biz genelde şunu konuşuyoruz ya, işte altılı masa heyecanını kaybetti. Hayır, altılı masa heyecanını kaybetmemiş. Altılı masa dersine çalışarak gelmiş. Bugün ben orada ekranlarda şeyi izledim. kimler var acaba basın mensuplarından? Hani yandaş dediğimiz, yani gazetecinin aslında yandaşı olmamalı. Gazeteci olmalı. Ancak kendilerini Cumhur İttifakı'na adamış bir kitle var. Doğru. Bu kitlenin de orada olduğunu gördük. Bu kitlenin de böyle bir şaşırdığını da gördük. Dolayısıyla da altılı masanın bugün ortaya koymuş olduğu anayasa maddelerinin çok tartışıldığını ve çok da keyifle izlenildiğini de gördük. Oysa ki Cumhur İttifakı'nın daha ne üst başlığı ne alt başlığı belli değil. Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, biz maddeleri hazırladık sunacağız dediği günden bu yana bir aydan fazla zaman geçti. Tabii tabii, neredeyse altı şöyle ortada biliyoruz. Ben somut bir madde göremedim. Evet. Dolayısıyla da halkın da buna da ilgisi var. Altılı masa heyecanı falan kaybetmiş değil, etmiyor da. Diğer yandan zaten gerek Suat Bey, gerek Şeyda Hanım, gerek Burak Bey de biz faktörünü ortaya koyduğunda Sayın Kılıçdaroğlu aylardır şunu söylüyordu. Biz ve dostlarımız, dostlarımız bağlamında hareket ediyor. Altılı masa bu bağlamda da kendini gayet net ortaya koydu. Dağılmadı da, gayet de yol ilerledi. Ki çok müdahaleler de dışarıdan olmadı değil yani o masanın dağılması. Hem de nasıl, Şeyda Hanım onu çok net açık ortaya koydu. Dışarıdan da müdahaleler oldu. İçeriden de kendince müdahale etmeye kalkanlar oldu. Ancak altılı masa dirayetle buna devam ediyor yönteminde. Bir şey çok hoşuma gitti. Yani bu altılı masanın bu anayasa paketinde ortaya koymuş olduğu pakette mesela yerel yönetimler kısmı beni çok etkiledi. Hı hı. Yerel yönetimleri olabildiğince güçlendirmek gibi bir durumları var. Bunun da açıkçası kime dair olduğunda ben söylemeyeyim, zaten kamuoyu tartışıyor olacağız. İkincisi şunu söylüyorlar. Demin Burak Bey de söyledi, Suat Bey de söyledi. 81 ile, ben 81 ile altılı liderin gidebileceğini sanmıyorum. Tabii ki kendi örgütleriyle gidecekler, orada açıklayacaklar. Bugün Twitter'da karşıma bir şey çıkmıştı. Mardin'de ya da Siirt'teydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri ya da çalışanları gidip kapı kapı geziyor. Sorunları dinliyorlar. Aslında altılı masa bu çalışmalara çok net başlamıştı. Diğer yandan Deva Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin ortaya koyduğu performanslar da bu bağlamda çok önemli. Mesela şunu söylemeleri benim için çok bağlayıcı. YÖK'ün üniversitesinde okumuş biri olarak söylüyorum. YÖK'ün kaldırılacağını söylemek bence çok bağlayıcı bir şeydi. Bu bağlamda halkı çok etkileyen bir söylem ortaya koyuyorlar. Artı sunumlarını başarılı buldum. Çok kurumsal bir sunum ortaya koydular. Evet. Yani çok iyi hazırlanmışlardı. Ben 28 Şubat'ta yapmış oldukları sunumda şuna çok eleştirmiştim. Hiç mi bir partide kadın genel başkan yardımcısı yok? Bugün bu hassasiyete dikkat etmişlerdi. Evet. Bu önemli bir vurguydu. Özellikle kadın, çocuk, hayvan haklarına çok ciddi vurgu yapıldı. Çevre aynı keza vurgu yapıldı. Elbette konuşanların hemen hemen yanılıyorsam düzeltin olursunuz. Hukukçuydu. Tabii tabii, hepsi bu komisyonun üyeleri aynı zamanda. Hukukçuydu. Yani bunu yazan insanlar.
Mesela Serap Hoca onlardan biri ya da işte Uğur Poyraz onlardan biri, Muharrem Erkek onlardan biri. Bu komisyon yani. Keza diğer şeylerde öyleydi, yazanlarda. Dolayısıyla bu bağlamda çok önemli buluyorum ama orada bir kadının da bulunması çok önemliydi. O söz konusu Serap Hanım'a da Serap yer veriyor olmaları bence çok değerliydi. Bir de çok kıymetli de bir anayasa projesi. Ama evet, kısa bir eleştiri de yapmakta fayda buluyorum. Uluslararası sözleşmeyi ortaya koyuyorlar ama İstanbul Sözleşmesi'nin bizzat isminin geçmemesini ben bir eksiklik olarak söylüyorum. Çünkü bence altılı masada karşı çıkanlar var hocam. Mesela Saadet'in bu konuda haklısın. Onun nedeni haklısınız. Orada bir ortak Saadet duyarlılığı diyelim. Saadet duyarlılığı. Yani onu hepimiz biliyoruz. Çünkü daha öncesinde de bu kapsamda bir tartışma olduğunda bu kadar büyümemişti yani. Sağ olun hocam. Benzer bir tavır daha öncesinde de olmuştu. Olmuştu yani. Dolayısıyla da yani 28 Şubat'ta da oradaki deklarasyonun içinde İstanbul Sözleşmesi geçmedi. Doğru. Bugünkü anayasa paketi değişikliğinin içinde de İstanbul Sözleşmesi'nin geçmemesini ben bir handikap olarak koyuyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi şu açıdan önemli. Yahu isminde İstanbul var. Bir kere biz bu sözleşmeye imza atmışız. Dolayısıyla da cesaret de içinde geçebilmeliydi. Fakat Suat Hocam'ın da Şeydan'ın da dediği gibi Saadet Partisi'nin hassasiyetinden kaynaklı galiba ismi geçmemiş. Ancak uluslararası sözleşmeler demesi bakımından da çok önemli buluyorum. Diğer yandan tekrar söylüyorum. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bağlamında Kürt seçmeni de çok net mesajlar verildiğini düşünüyorum. Yani belediyelere böyle istenildiği gibi, istenildiği şekilde ben yaptım oldu diyerek kayyum atanmasının da önüne geçileceği, yani böyle bir düzenlemenin bu şekilde yapılacağı yine ifade ediliyor. Özellikle kayyum da hani nereden biliyoruz? Hem doğudaki bazı illerde hem de yani CHP'ye yönelik de yaşanan şeyler var aynı zamanda. Belki Millet İttifakı'nın da başına gelir mi diye sorulan sorular var. İşte İBB yine biliyorsunuz hedef terörle iltisaklı diye 1668 kişi var denildi. Bu kez de bu gündeme getiriliyor. Bunun üzerinden acaba böyle bir amaç mı var diye. Yani sürekli bir demokrasinin kılıcı gibi belediyelerin üzerinde eğer AKP, MHP değilse her türlü hangi partiden olursa olsun bir demokrasinin kılıcı var galiba. Kesinlikle var. Yani evet, tekrar şunu söyleyeyim. Hı hı. Hani deniliyordu ya Şinem Hanım, altılı masa heyecanını kaybetti. Yok öyle bir şey. Altılı masayı bugün KRT'de tartışıyor. Eminim adını söylemek istediğim, istemediğim bir diğer kanallarda. Bir bakınıyorum kimler neyi tartışıyor diyor o taraf aracıda. Kesinlikle ben de oradan buradan bakıyorum. Herkes şu anda altılı masanın anayasa paketini tartışıyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bir paket yok. Ortaya daha fikir koymadılar. Güya hazırdı. Bu bağlamda çok önemli buluyorum. Yarattığı heyecan ve ortaya koyduğu maddeler anlamında. Yani şu an hepimiz şunu gördük ki altılı masanın ortaya koyduğu anayasa paketi aile yapısıyla ilgilenmiyor. İnsan hakları ve özgürlüklerle İnsan ilgileniyor. LGBT ile falan ilgilenmiyor. Evet. Onurla ilgileniyor. Bu bakımdan ben çok değerli buluyorum bugün ortaya konulan paketi. Burada bir şey daha.